Alyosu merhaba, ben Bedia. Kitaplar yazıyorum ve radyo programları yapıyorum. Bana iki tane soru sormuşsun. Bunlardan bir tanesi, virüs ne zaman bitecek? Alyosu, benim bildiğim kadarıyla virüsler hiçbir zaman bitmiyor ve şu an dünya üzerinde sayısız virüs var aslında. Bilim insanları daha yakından tanıdıkları virüslere karşı aşı geliştiriyorlar ve bu aşılar sayesinde biz virüslerin en az etkisine maruz kalarak, virüslerden kötü etkilenmeyerek hayatımıza devam edebiliyoruz bu aşılar sayesinde. Fakat şu an evlerimizde olmamıza sebep olan koronavirüs 19, bu COVID-19 ile ilgili henüz sonucu ispatlanmış bir aşı bulunmuyor. Ama emin ol, dünyanın dört bir yanında bilim insanları şu an bunun aşısını bulmak üzere çalışıyorlar. Bana sorduğun bir diğer soru da Mayıs ayında bitecek mi diye. Emin ol, bu soruya da cevap verebilecek dünya üzerinde şu an hiç kimse yok. Çünkü bu sorunun cevabını henüz hiç kimse bilmiyor. Fakat ben bir çıkarım yapıyorum. Dünyadaki haberleri takip ediyorum ve gördüğüm kadarıyla bu virüsten daha evvel tanışmış insanlar var. Bu virüste daha önce, bizden çok daha önce tanışmış ülkeler var. Mesela Çin, Avustralya, Kore, Japonya, İran, İtalya, İspanya gibi. Ve buralarda 2 ay, 3 ay gibi zaman dolmuş olmasına rağmen hayat henüz normale dönebilmiş değil. Mayıs ayına gelirsek, Mayıs ayının başında Türkiye'de ilk defa bu virüsten bahsedilmesinin üzerinden sadece 1,5 ay geçmiş olacak. Ve dolayısıyla benim diğer ülkelere baktığım kadarıyla, anladığım kadarıyla Mayıs ayında hayat bizim için tam anlamıyla normale dönmüş olmayacak. Ama bilim insanları bunun için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bunu biliyorum. Sana küçük bir önerim var. Ben çocukluğumdan beri bazen iyi zamanlarda, bazen sıkıldığım zamanlarda ama hayatımın böyle özellikle gün saydığım zamanlarında hep günlükler tuttum. Mesela o günlüklerden bir tanesini göstermek istiyorum sana. Sana da öneririm. Mesela bak, böyle doldurmuşum sayfalarını. Sana da öneririm bir günlük tutmanı. Böylece belki günleri saymak değil de günlüğe birazcık içini dökerek, günlük tutarak ileride bu günler bittiğinde, senin deyiminle virüs bittiğinde, virüs geçtiğinde belki o günlüklere bakarak bu günleri tekrar hatırlayabilirsin. Ve belki başka şeyler yazabilirsin o günlüklere bakarak. Gün saymak yerine günlük tutmak sanki biraz daha iyi olur gibi geliyor bana.